Merhabalar değerli dinleyiciler. Boğaz Medya olarak yaptığımız programlara bir yenisini daha ekliyoruz ve bugün Şirinbel'de Karabiga'ya doğru uzanıyoruz. Karabiga beldesi Çanakkale ilinin Biga ilçesine bağlı bir yerleşim beldesidir. Geçmişi antik çağlara uzanan beldede tarihi kalıntıları ve doğal güzellikleriyle tanınır. Ve bugünkü konuğumuz buna göre Karabiga Belediye Başkanı Sayın Muzaffer Karataş. Hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle bu fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Zaman ayırdınız. Sağ olun, var olun. Estağfurullah. Evet Sayın Başkanım, biraz bize kendinizden ve başkanlık döneminizden bahseder misiniz? Nereden, nereye, evet, nasıl yani geldik? Ben, bu süreçten biraz bahsedelim isterseniz. Kamudan geliyorum. Ziraat Bankası'nda çalışıyorum. Seçimler dolayısıyla tabii böyle bir fırsat gelince görevimizden istifa edip bu olaya girdik. Evet. Halkımızla teveccüh bulundu. Bizi seçti. Hı hı. 4 yıldan beri çalışıyoruz. Aralıksız çalışıyoruz yani. Hı hı. Beldemizi istenilen hedeflere getirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Tabii bu süreçte zorlanıyoruz. Sıkıntılarımız oluyor. Hı hı. Ama sonuçta yaptıklarımıza geriye baktığımızda tabii bizi mutlu eden şeyler ortaya çıktığı için çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz. Evet. Şu aşamada gerçekten önemi itibariyle bölgemizin en önemli yerleşim yerlerinden bir tanesi Karabiga. Ben şuna da bağlıyorum. Uzun bir sahil şeridi var. Geniş bir imar alanı var. Evet. O yüzden dolayı şu anda yapılaşmakta olan özellikle bölgemize gelen kuruluşların, yatırımcıların, hı hı, ilgisini çekmekte olan bir yer. Hı hı. Tabii biz de belediye olarak planlamamızı tarih, doğa ve denizin buluştuğu nokta diye adlandırıyoruz. Hı hı. Bölgemizi özellikle yatırımcıların dikkatini bu şekilde çekmek istiyoruz. Yani yatırımlarını yaparlarken doğamızı, tarihimizi tarif etmeden koruyarak bu işleri yaparlarsa bizi sıkıntı mutlu ederler. Olmaz. Sıkıntı olmaz yani. 5000 üzerinde bir nüfus var değil mi? Yani son dönemde tabii hedefimiz 5000 üzerinde bir nüfus. Hı hı. Ama adrese dayalı sistemde maalesef 3000'in altına düştük. Hı. Son dönemde. Nüfus sayımında. Hı hı. Tabii bu kriterler bizi mutlu etmiyor. Yani yaz nüfusumuzu 10.000'in üzerinde seyretmesi, günlük nüfusumuzun dediğiniz gibi 4000-5000 seyretmesi. Evet. Yani biz de planlamalarımız açısından çok sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Hı hı. O yüzden dolayı biz de özellikle beldemizi yani 10 binlik bir nüfusa sahip bir belde olarak görüyoruz. Evet. Şu anda mevcut yapılaşması haliyle de hemen hemen öyle bir konumda. İşte kış nüfusu çok böyle sessiz sakin geçen bir belde ama, hı hı, baharla birlikte yaz nüfusumuz çok yoğun yaşamaktayız. Biz de bunu tabii yapacağımız yatırımlarla insanları mutlu edecek, Karabiga'da yerleşmesini sağlayacak, ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapılaşma içerisinde olmamız lazım. Evet. Yani insanlar neden beldemizden kaçıyor? Eğitim yetersiz diyor. Sıcak su dolayısıyla ne arıyor? Doğal gaz arıyor. Evet. İşte sosyal donatılar olsun diyor. Yani bizde gerçi bölgenin bu konuda sosyal donatıları açısından, eğlence yerleri, işte mekanlar, çay bahçeleri, lokantalar açısından çok zengin bir yeriz aslında bakarsan. Hı hı. Belki Biga bölgesinde gerçekten bu potansiyeli en yüksek olan beldeyiz. Evet. Yani birçok ilçede olmayan koşullar var, evet, beldemizde. O yüzden dolayı da birkaç bence işle beldemizi daha çekici hale getirebiliriz. Evet. Peki başkanlık döneminden önceki projeleriniz nelerdi, vaatleriniz nelerdi? Bu vaatlere ulaşabildiniz mi? Zannediyorum ulaştınız. Ben bir araştırma yani, yaptım. Epeyce değişim yaptınız. Yani fazlası var, azı yok. Bunlardan da bahsedelim isterseniz. Tabii yani insanların süreçte sıkıntılı olan neydi beldemizde? Özellikle şebeke suyu ve kullanma suyu açısından insanlar sıkıntılıydı. Bu, hı-hı, sorunu çözdük. Tabii yani bu sorun hala bence çözülmüş değil. Çünkü biz sürekli olarak yeraltı sularını şebeke suyu olarak
karşıladığımız sürece bence her zaman sorun vardır diye düşünüyorum. Bunu ancak bir toplama su, baraj veya gölet aracılığıyla yaparsak bence biz hedefimize ulaşmış olacağız diye düşünüyorum. Evet. Onunla ilgili ortak projelerimiz var. Tabii bu projeler sadece tek taraflı olmamalı. İşte mevcut Biga, Gümüşçay ve Karabiga ve köyler ayağıyla birlikte bir bütün bir proje olması lazım. Bu konuda tabii biz de kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. İşte arkadaşlarımızı, özellikle belediye başkanı arkadaşlarımızı bu konuda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Evet. Bir araya gelirsek bence bu gelecekte bu sorun da çözülebilir. Bu yönde işte katı atıkla ilgili çöp depona alanları ile ilgili ortak bir projemiz var yine. Biga, Yenice, Çam ve Beldeli ile birlikte bir birliğimiz var. Bu da bu birlikte sonuçta iyi bir konumda, yani ilerleme safhasında. Bu da çok kısa bir sürede bence önümüzdeki süreçte faaliyete geçecek gibi gözüküyor. Bunun yanında tabii bölgede özellikle Bigova bölgesinde kanalizasyon arıtma, yani bu kanalizasyon atıklarını denize artık atmıyoruz. Hepsini topladık, bir araya topladık. Ve dolayısıyla biyolojik arıtmamızı yaptık. Şu anda faaliyete geçmiş durumda. Tabii bu süreç bizde nereden baksan 10 kilometrelik bir kanalizasyon alanının değişip tekrardan terfi merkezleriyle birlikte bir araya toplanması bizde çok altyapı, üst yapı açısından çok büyük sıkıntılı bir süreç yaşadık. Evet. Bu süreç hemen hemen yeni yaptığımız yollarla birlikte tamamlanmış durumda. Önümüzdeki özellikle bu yaz döneminde de özellikle belirli bölgede belirlemiş olduğumuz plaj bölgesinde mavi bayrak için başvurularımız var. Evet. Bu da olumlu sonuçlarına inanıyorum. Peki bundan sonraki planlarınız, projeleriniz neler? Yani başta yapabileceklerinizi yani şimdi yaptığınıza inanıyorsunuz. Ben, daha sonra her şeyden önce şimdi biraz yaptıklarımızla ilgili biraz daha katalım. Bundan sonra önümüzdeki sürece geçelim. Biz her şeyden önce belediyemizi yani donanımlı bir belediye ekibiyle, personeliyle birlikte hedeflerimiz oydu. Evet. Nitekim de aynı hedeflere ulaştığımıza inanıyorum. Yani araç ve personel açısından çok donanımlı bir belediyeyiz. Gerçekten de araçlarımızda daha yenisini, daha böyle önümüze açan, ihtiyaç duyulan araçları gün gün tespit edip almaya çalışıyoruz. Şu anda da önümüzdeki dönemde de ciddi bir araç alımları olacak. Teker teker başladık zaten bunları. Dolayısıyla ekibimiz de iyi. Her türlü işimizi kendimiz yapıyoruz. Bu da bizim için önemli. Dolayısıyla şimdi her şeyden önce belge olarak deniz, kara, hava da dahil bunun yanında kolay ulaşılabilir bir bölge olmamızı arzu ediyoruz. Yani ben 40 yıl öncesine, 50 yıl öncesine döndüğümde Karabiga daha kolay ulaşılabilir bir bölgeymiş. Neden? Neden? Çünkü İstanbul ulaşımı var. Evet. Bunun yanında Avrupa trafiği daha hızlı. İşte Şarköy, Tekirdağ ulaşımı deniz yoluyla daha hızlı oluyor. Evet. Ama bakıyorum ben şu anda deniz gerçekten tam rantabur kullanılmıyor. Özellikle birkaç işte kale grubu, birkaç irili ufak sanayi kuruluşlarının özellikle limanımızı, uluslararası limanımız var. Evet, İşletmecisi biziz. Evet, sorularım arasında var. Evet. Özellikle onu kullanarak işte deniz ulaşımı yapıyorlar. Dolayısıyla biz İstanbul bağlantısının mutlaka olmasını istiyoruz. Yani arzumuz, isteğimiz sürekli olarak takip ettiğimiz işlerden bir tanesi. Evet. Dolayısıyla yolumuz şu anda programda karayolu 4 kilometrelik bir duble yolu tamamladık girişimizi. Dolayısıyla bunun Biga'ya kadar olan kesimi de programda bu sene büyük ihtimalle ihalesi yapılacak. Dolayısıyla deniz, kara, işte bunun yanında çok böyle küçük çaplı uçakların kalkabileceği işte yerimiz de müsait aslında. Onunla ilgili destek de bekliyoruz. Bunun yanında küçük böyle amatörce uçakların inip çıktığı bir havaalanımız var. Ormanda kullanılıyor aynı şekilde. Bu biraz daha desteklenirse bence bölge için, özellikle ben Karabiga'dan bahsetmiyorum,
Biga, Çan, Belediye'yle birlikte bu bölgeden bahsediyorum zaten. Evet. Bu bölge dolayısıyla kolay ulaşılabilir bir bölge olunca herkes bence her anlamda sıkıntısız bir şekilde işlerini, güçlerini takip ederler diye düşünüyorum. Evet. Belediyemiz nasıl işliyor? Dışarıdan bir etki, katkı, herhangi bir yardım görüyor musunuz? Yani ya bugün koşullarda ben baktığım zaman yani projen olduğu sürece yani senin hangi partiden veyahut da ne olduğuna bakmıyorlar. Yani evet. Senin yeter ki önünde ne seni anlatabilen, projeni anlatabilen projeleriniz olsun. Hı hı. Ben bundan dolayı da destek alınabileceğine inanıyorum. Çünkü hiçbir zaman da sapma olmadı yani. Evet. Projelerimizin sürekli desteklendiniz. Evet, desteklendik. Ha, yani belki başkalarının arkasında birileri vardır ama biz bir kere olmuyor, iki kere olmuyor, üç kere olmuyor. Sonuçta sürekli olarak takip ettiğimizden dolayı ben sıkıntı yaşamadığımızı düşünüyorum. Birçok da projemizi aldık. Hala da devam ediyor projelerimiz. Evet. İşte bu sanayi kuruluşlarıyla birlikte bölgemize özellikle ağır tonajlı araçların özellikle mahalle işlerine ve çarşı bölgemize girmesinden rahatsızız. Evet. O yüzden dolayı 7 kilometrelik bir çevre yolu projemiz var. Hı hı. Şu anda kurum görüşleri ayağa kaldı. Onları tamamladıktan sonra şirketin desteğiyle birlikte, belediyenin desteğiyle birlikte bu yolu tamamlamış olacağız. Evet. Bu da ciddi bir yol. Yani 12 metre genişliğinde, 7 kilometre uzunluğunda. Şu anda mevcut beldemize girişi yapılan Değirmencik, Örtülüce ve Noto yoluyla birlikte bu yollar bu yola bağlanacak ve bence beldemizde ağır tonajlı araçların girmesi engellenmiş olacak evet. diye düşünüyorum. Peki belediye hizmetleri olarak neler yaptınız? Ben bir küçük araştırmada bayağı büyük şeyler gördüm. Beldeyi biraz bize tanıtır mısınız? Bayağı bir şeyler değişmiş. Parklar, işte arıtma tesislerimiz var. Birçok şeyler var. Bunlardan biraz bahsedelim. Zaten Gülçin Hanım, bunlar zaten rutin işler yani. Hı hı. Biz kendi ekibimizde, aracımızda, gelecimizde bunları yapıyoruz zaten. Hı hı. Özellikle işte insanların nefes alabileceği, gelen misafirini ağırlayabileceği, hı hı. Insanların, beldemizin insanların yerleri olsun istedik. Özellikle arzumuz bu. Doğru. Şu anda Biga'dan ve beldenizden de dinleniyorsunuz. Evet, sevgilerimizi gönderiyoruz kendilerine. Oldu, tüm belde halkımı sevgilerimi göndereyim. Evet yani zaten... bütün amaç onların rahat... Bizi her gün izliyorlar zaten yani. Evet. Konuda zaten halkın içerisindeyiz. Evet. İnsanlar bize... her konuda yakınlar. Hı hı. Sıkıntılarını zaten bize anlatıyorlar. Evet. Dolayısıyla işte bu beldemizde özellikle ihtiyaç duyulan işte çocuk bahçeleri, hı hı. Çay bahçeleri, yeşil alanlar. Hı hı. Yani ben iddia ediyorum ki geldiğimizde yeşil alan uzunluğu bir de şu anda milyon diyebiliriz yani. Hı. Gerçekten de çok uzun uzun yani Yeşil ben en basit tabi yani örneğin en basit söyleyeyim size 4 kilometrelik bir şeyimiz var sahil boyu da var tabi yani o da var ama sadece bir sulama bantını şu anda yaptığımız özellikle refüj aydınlatmasını ve sulaması için 4 kilometrelik bir alandan bahsediyorum sadece orasını sulama bandını ve işte elektriklenmesini işte, evet, ışıklandırmasını evet. yapacağız. İnsanın rahatsız etmediği, işte aracın rahatsız etmediği yürüyüş alanları yaptık. Nereden baksın? 3 kilometrelik alanlar. Evet. Bunların da yeşil alanlarını da tamamladık. Bunda elektrik, su, her türlü işte toprağını, moprağını, işte sulamasını, ağaçlandırmasını evet. Bu şekilde yaptık. Bunun yanında mahalle işlerinde aynı şekilde bu uygulamaları yaptık. Tüm mahallelerde, tüm sokaklarda, evet. her yerde bir yeşil alanımız, bir insanların oturacak. Sohbet edecek alanları var yani. Bu da evet. görsel yönden de. Tabii yani geriye baktığımızda tabii bu olay bizi mutlu ediyor. Ben şimdi öyle bir noktaya geldik ki Gülçin Hanım ben şimdi şu anda 4 yılda yapmış olduğum işleri belki de biz 6 ayda, 5 ayda, 3 ayda yapacağız yani. Çok donanımlı belediye olduk yani araç evet. direkçilerinden. Şunu planlıyoruz, bunu yapalım. Hı hı.
Örneğin spor konusunda da, yani futbol, basketbol, bunun yanında avcılık, atıcılık, tenis, beldemizde alternatif sporlar tanıtalım. Hem insanlar oynasın diye tenis kortu açtık. Çok güzel. Yani bu da bir aşama tabii. Örneğin basketçi kızlarımız var. Bizim belediye spor çıktısı altında da. Bunun yanında okul basketbol karşılaşımında Türkiye şampiyonu oldu. Aynen. Tamamen arkasında belediye vardı. Desteği vardı. Dolayısıyla bu bizim için büyük bir başarı. Bugün Çanakkale'de böyle bir başarı yaşanmamıştır. Evet. Dolayısıyla bu başarıyı biz belde belediyesi olarak yaşadık. Ben tüm maçlarını da seyrettim. Bunun yanında bugün ilçelerin, ilçe belediyelerinin yapamadığı şekilde biz Bal Ligi'nde, 4. Lig'de bizim takımımız vardı. Evet. Ha, yürütemedik, düştü takımımız. Şu anda süper amatörde devam etmekte ama ben bakıyorum Çanakkale'de birçok ilçe Bal Ligi'nde, süper amatörde takımları yok. Evet. Maalesef öyle yani. Yani dolayısıyla sadece biz bir takımla eğitilmiyoruz. Bunun alt grupları var. Aynı anda 6-7 yerde müsabakamız oluyor. Yani bunun yanında araç, gereç, işte malzeme, yani bunlar hep belediye dayalı olduğu için yani çünkü artık yok bölgemizde, yani hiç gidip de bir abidir belki bir sanayi kuruluştur bu işleri desteklesin. Maalesef yok yani. Yatırımcılara açık mısınız peki? Açız. Ne türde yatırımlar yani, edebilirsiniz beldede? Yani özellikle turizm ön planda tuttuğumuz için çevremiz, doğamız kirlenmesini istiyoruz. Evet. Bu tür yatırımcılara açız. Fiziksel yapıyı bozmadan? Yani. Evet. Sanayi mi? Sanayi fabrika türü? Yani her türlü sanayi. Her türlü sanayi. Özellikle ben geçen günler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gittim. Kendimin de sizin alıcılığınıza teşekkür ediyorum. Bana nereden baksan 3 saat, 4 saat zaman ayırdılar. Tüm belediye başkanlarımızın da gitmesini isterim. Bölge, çünkü Balıkesir ve Çanakkale 100 binlik planları yapılacak. Bu planlara dayalı bölgemizde de sanayi alanları oluşturmaya çalışıyorlar. Biz de en azından farkındalık yaratalım diye gittik burada. Bölgemizde şu olabilir, bu olabilir. Çünkü onlar Ankara'dan görüldüğü şekilde yapmaya çalışıyorlar. Biz bölgeyi daha iyi biliyoruz onlardan. O yüzden dolayı bize çekincelerimizi anlattık, sıkıntılarımızı anlattık. İlgilendiler. Bence o yüzden dolayı tüm Çanakkale'deki belediye başkanları arkadaşlarımızın da bu bölgede için yatırım alabilmeleri için istiyorsanız tabii. Yani. Evet. Çünkü sanayiyle birlikte birçok ekonomik anlamda yani girdiler oluyor. Evet. İstihdam açısından çok önemli. Yani bize küçücük beldede 20 kişi, 30 kişi sadece iş için geliyor. Her gün mü? Her gün. Her gün. Yani biz bir de sadece bunu kendi belgemiz için böyle algılamıyoruz. Yani bu olay Biga ve bölgesi yani. Sonuçta Biga ve bölgesinde herkes birbirini tanır. Mutlaka. Yani bizim hani nasıl şöyle iddia ediyorum, bizim Biga'dan başka gidecek yerimiz yoksa bölgenin de Karabiga'dan başka deniz anlamında gidecek yeri yok ya. Yani bu iş böyle yani. Evet. Birbirimize ortak yaşamak zorundayız. Yaşıyoruz da zaten. O yüzden dolayı Biga insanını, Biga'nın çevresinde düşünmek zorundayız. Yapacağımız yatırımlarla birlikte. Yani bölgemiz insanına faydası olacaktır. Bu anlamda yeni özel sektöre ait sanayi bölgesi oluşturmaya çalışıyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımız var. Tabii bunlar şey aşamasında da plan aşamasında ama en azından biz bu planları işaretlersek bu bölgede bence geçecektir yani sonuçta. İstanbul sadece finans ve kültür merkezi olma çabasında. Dolayısıyla siz sanayiciye başka yere gidin diyor. Evet. Dolayısıyla gidecekleri en yakın bölge Güney Marmara bölgemiz olacağını düşünüyorum. Doğru. O yüzden dolayı hazırlıklarımızı iyi yapmamız lazım. Evet. Peki özellikle demir çelik ve sanayi yatırımlarıyla ilgili talepler yoğunlukta size. Evet, yoğunlukta. Uluslararası da bir limana sahipsiniz. Dolayısıyla yolcu, yük ve kamyon taşımacılığında merkezsiniz. Yani. Merkez, evet. Yani. Evet, merkezsiniz. Kesinlikle. Bu konu üstünde
Neyi geliştirmeye çalışıyorsunuz? Şimdi her şeyden önce bölgenin aslına bakarsanız en cazip kamyon taşımacılığı bizim bölgede olması lazım. Evet. Bence güçlendirilebilirse bence bu konuda bir ekonomik bir rant var yani. Yani bölge desteklenirse, farklı araç, gereç, gemiler konursa bölge ideal bir konuda. Evet, bunun için var mı? Bir gemi, iki gemi çalışıyor yani işte dönem dönem. Evet. İşte yeterli olmadıklarını söylüyorlar ama bence ara vermeden bu iş, süreç devam edilirse, özellikle Tekirdağ taşımacılığı yapılıyor. Yani Bigova bölgesindeki hiçbir araç farklı bir yöne sapmaz diye düşünüyorum. Çünkü bir sürü ekonomik kaybı, zaman kaybı var. Yani bence ideal olacağını düşünüyorum. Özellikle şuna da dikkat çekmek istiyorum. Çanakkale bölgesinin en büyük limanlarına sahip bölge. Evet. Yani şu anda Karabük Liman Başkanlığı bölgenin en büyük liman başkanı sayılır. Evet. Çünkü İstaş'ın iki limanı var. Bunun yanında Karabük Belediyesi'nin uluslararası limanı var. Alarkon'da önümüzdeki dönemde liman yatırımlar, daha birçok liman yatırımları da devam var. Evet. Dolayısıyla şu anda onaylanan bölgemizde hudut kapısı onaylandı. Biz de onunla ilgili bina ve işte altyapı yatırımlarını tamamlamak üzereyiz. Evet. Bölgemiz bu tür yatırımlarla birlikte daha kolay ulaşılabilir, daha sıkıntısız bir bölge olacağını düşünüyorum. Bu kadar nüfusla çok ciddi farklılıklar evet, var evet, aslında. Evet, evet, evet. Yani, gerçekten. Bu da sevindirici bir şey belde için ama daha yararlanmak mı gerekli, daha bir şeyler mi gerekli aslında? Biraz daha desteğe mi ihtiyacınız var acaba? Yani biz tabii yani sonuçta küçük bir belediye olmamızla kaynaklı sorunlar da yaşıyoruz. Evet. Yani karşımıza hep böyle iplerle uğraştığımız için süreçte sancılı bir dönem yaşanıyor, sıkıntılı bir dönem yaşanıyor. Şimdi biz de süreçte gördüğümüz zaman işte bölgemizde termik santral ve liman kuruluyor. Evet. Yani bir küçük bir beldede böyle bir yatırım kaç kere karşı karşıya kalırsınız? Bununla ilgili süreçleri iyi takip etmek zorundasınız. Evet. Bunu sevenin de var, sevmeyenin de var. Mutlaka. Yani dolayısıyla zorlanıyoruz yani. Zorlanmıyoruz değiliz yani açıkçası. Evet. Ama sürekli olarak işimizi takip ettiğimiz için en azından bir sıkıntısız dönem geçirelim diye bu işi geçiştirmeye, atlatmaya çalışıyoruz. Evet. Peki sosyal faaliyetleriniz, etkinlikleriniz belediyenizde mutlaka vardır. Var, var. Nasıl halkımız eğleniyor ya da nasıl vakit geçirebiliyorlar? Sosyal olarak neler yapabiliyorlar beldenizde? Şimdi biz ilk aşamada kadınları bir araya getirelim düşüncesiyle kadınlar kooperatifini kurduk. Evet. Belediye meclis üyesi arkadaşımızla birlikte şu anda başkanlığında yürütmekte. Dolayısıyla onlara yönelik kadın istihdamı açısından daha güçlü bir şey hale gelmesi için kadınlar kooperatifiyle birlikte artık daha düne kadar kadınlar evdeyken şu anda işletmelerin başında olmaya başladı. Yani örnek o. Evet. Bugün baktığımızda her işletmede bir kadın eli artık görmekteyiz. Evet. Evet. O yüzden dolayı buna paralel olarak işte günün koşullarında kadınlar çalışmaya başlayınca ne olacak? Bu sefer çocuklara bakacak insanlar olacak. Evet. O yüzden dolayı biz de kreş yatırımı yaptık. Ben de şu anda tamamlamak üzereyiz onları. Tek kreş mi? Beldenin tek kreşi olacak. Olacak. Evet. Olacak daha. Dolayısıyla onunla ilgili bir proje çalışması yapılıp Sabancı Vakfı'ndan ondan destek de alındı. Şu anda destek hemen hemen 60-70 bin lira civarında bir destek. Evet. O destek aracılığıyla biz daha bir bu olaya hevesli sarıldık. Evet. Bu desteği kaçırmayalım. Bu desteği beldemize değerlendirelim. Biz de bir önce onunla ilgili
İşte kreşimizin binasını bitirmeye çalışıyoruz. Tabii bu durum yani hemen hemen bir iki aylık bir süreçte tamamlanır. Bunun yanında günlük olabilecek kadınlarımız genelde ev gezmeleri daha işte sosyal faaliyet olarak söyleyebiliriz. Bunun yanında o gün koşullarına göre gündem neyse biz onu o şekilde beldemize değerlendirmekteyiz. Bunun yanında ciddi bölgede festival yapan tek yeriz. Nereden baksana 3 gün deniz festivali yapıyoruz. Evet. Ne zaman hangi ayda yapıyorsunuz? Yani Temmuz 1'e denk getiriyoruz. Özellikle evet. Kabataş Bayramı'yla. Kabataş Bayramı'yla beraber. İşte o cumartesi pazar ayağı olması gerekiyor. Hı-hı. Ne zaman başlıyoruz? Cuma'dan veya Perşembe'den başlıyoruz. 3 günlük, 4 günlük sahne kuruyoruz. Hı-hı. Bunun yanında çocuk oyunları, çocuklarımız ücretsiz olarak çocuk oyunlarından faydalanabiliyor. Evet. Bunun yanında spor karşılaştırmalarını aynı şekilde tamamlıyoruz. Ödüllerini veriyoruz. Finalinde de işte pazar gününe denk gelen finalde de yarışmalarla sonuçlandırıyoruz. Evet. Ama tabii yani gerçekten de etkinlik düzenlemek zor. Yani hem maddi açıdan zor hem de manevi açıdan takip açısından zor. Mutlaka. Yani zorlanıyoruz, ediyoruz ama sonuçta üstesinden geliyoruz. Peki turizm açısından çok önemli bir bölge. Özellikle yaz dönemlerinde de çok etkili olan bir bölge. Nasıldır turizm açısından Karabük'te? Yani özellikle bölgemizde kalıcı turizm yok. Günübirlik turizmi diyelim. Plajlarınız, işletmeleriniz var. Bunun yanında işte birbirini tamamlayan şeyler olunca tabii insanlar daha da böyle iyi yaklaşmaya başladı. Daha da çok gelen olmaya başladı. Yani herkes yiyeceğini getiren insanlar artık yiyeceğini, içeceğini getirmiyor. O bölgedeki, plaj bölgesindeki işletmelerden temin edebiliyor. Tabii o güveni vermek de önemli. İnsanlar bu alışverişlerden kazıklanmayacağını anlamaları lazım. Bu güven de oluştu bölgemizde. Biz de bunun belediyeler takipçisiyiz zaten. Dolayısıyla yoğun bir süreç yaşıyoruz. Tabii bu süreçte birlikte belediye hizmetleri de artıyor. Evet. O yüzden dolayı da. Ama ben arzum, isteğim şimdi şu anda bölgemizde ciddi bir müteahhit hizmetleri arttı. İşte pansiyon, otel. Hı-hı. Yetmiyor zaten yani şu anda. Yetmiyor. Bence sizin aracılığınızla aynı zamanda işte pansiyon yatırımı, otel yatırımı yapacak sektörü de bekliyorum. Evet. Ben de. Gerçekten de çok ideal. Kazanç çıkacaklarına inanıyorum. Bunun için var mı? Fırsat var mı? Var. Sadece iş yapacağım desinler. Yeter ki iş yapacağım desinler. Evet. Yani bu olana belediye olarak biz sağlarız. Hı-hı. Yeter ki önünü görsünler. Yani. Evet. Görebilirler de gelsinler. Burada potansiyel yüksek. Evet. Yüksek. İnsanlar kalacak düzgün yer bulduğu sürece Hı-hı. bence kalır. Yani bir tatil havasına girmek için günübirlik gidip gelmeyle bu iş olmuyor. Evet. Yani kalıcı olmak gerekiyor. İnsanlar geldikleri zaman yani, geçirmek istiyorlar. Yani. Biraz tatil yapmak istiyorlar. Kesinlikle. Evet. Bölgemiz zaten o konuda daha ekonomik. Evet. Hiç insanlar gidip de ta Antalya'lara kadar gitmesin. Zaten havası çok sıcak olduğundan dolayı çekilmiyor artık. Yani. Otel var mı? Otel, bir tane belediye oteli var. Evet. İşletmecisi özel sektöre verdik. Onları çekiyorlar. İşte 20-25 yatak civarında. Evet. Şu anda zaten birçok sanayi kuruluşun elemanları orada kalıyor. Zaten otel şu anda kilitlenmiş durumda. Yani. Evet. Zaten şu anda kalacak yer de yok yani. Hı-hı. O durumda. Belde içinde farklı yatırımlar nasıl var mı başka? Anlamında mı? Yani hani yapmak istediğiniz Tabii. Yani şimdi Var yani işte az önce de belirttiğim gibi beldemizde her şeyden önce sıkıntısız bir araç trafiğini yaşamak için çevre yolunu şu anda başladık. Evet. Önümüzdeki süreçte çarşı meydanı düzenlemesi var. Hı hı. Tamamen çarşı meydanı insanların yürüyüşüne açmak istiyoruz. İnsanlar orada sıkıntılı bir süreç yaşıyorlar şu anda. Oradan tabii altyapı özellikle arıtma birçok işte yağmur suları gibi bir çalışmalarımız oldu. Evet. Bu çalışmaları daha
bağlantı anlamında yine bu yaz yapacağız. Ondan sonra orasını yürüyüş yollarıyla, oturma yerleriyle, işte anıtımızla, Atatürk anıtıyla birlikte şu anda o çalışmayı da yapıyoruz. Meydan düzenlemeleriyle bitirmek istiyoruz. Bunun yanında kapalı pazar yerimiz var. Onu gerçekleştirmek istiyoruz. Bir de şu anda araç gerecimizi koruyacak bir garajımızı tekrardan yapmak istiyoruz. Yani yeni bir garaj yaptık. Çok büyük dendi ama şu anda alınan araçlara baktığımız zaman yetmiyor. Yetmiyor. Gerçekten bütün araçlarımız şu anda dışarıda seyir halinde. O yüzden dolayı tekrardan büyük bir garaj yapmak istiyoruz. Onunla ilgili yer alımlarını falan bitirdik. 12 dönüm kadar bir yer aldık. O bölge olduğu gibi depolama alanlarını ve araçlarımızı o bölgeye taşımak istiyoruz. Halkınızın size bakış açısı ne? Vallahi yani şimdi şöyle tabii süreç sancılı gidiyor. Evet. Herkesi mutlu etmen gibi bir durum zor. Yok. Zor. Ama siz ettiğiniz insanlar da oluyor tabii. Oluyor. Evet. İster istemez oluyor yani. Çünkü bakıyorsun yani ne olmuyor bir tarafa. Yani biz yatırım yaparak insanları mutlu edelim diyoruz ama mutsuz olan insanlar da var. Evet. Bu süreç öyle demek yani. Yani biz gerçekten biz diyoruz, yani biz bölgemizin tüm insanları mutsuz da olsa biz yatırımlarımıza devam edeceğiz. Evet. Yani insanların mutluluğu için biz bu işi yapıyoruz aslında bakarsan. Kimse bunu farklı algılamasın. Ama sonuçta ortada insanlara hizmet ediyoruz. Bu dönem sonuna kadar öyle devam edecek. Yani ben iş yaptığımızdan dolayı çok mutlu insanların yoğun olduğunu düşünüyorum. Bu da bizi mutlu ediyor. Ama çok böyle sesi çıkan insanlarla, yüksek sesle konuşan insanlarla oluyor mutlaka. Bunlar da bunları susturacak olan ben değilim. Buradaki halkımızdaki sesi çıkmayan insanların da sesi çıkacak artık yani. Evet. Yani beldemizde güzel şeyler oluyor. Her şey olacak. Peki yeni dönemde başkan adayı olacak mısınız? Tabii yani yeni dönemde adayım. Çünkü bu süreçte aday olmuyorum, ben bu işte yokum gibi deme şansın yok. Süreç devam ediyor. Bunu halk belirleyecek. Biz hizmet etmekten mutluyuz. Her yaptığımız işlerden ben yani ben şöyle diyorum, böyle bir güzellik yok. Yani neden yok? Çünkü kendi yaşadığın ortamda yapmak istediklerini yapıyorsun. Evet. Bu da siz kendi döneminizde çok farklı bir şey yaptım diyebiliyor musunuz şu anda? Tabii her şey açıdan, her yaptığımız işten dolayı farklı, büyük fark yarattım kesinlikle diyorsunuz. Farkındalık yaratılmayacak bir olay yok. Yani farklı bir karabiga var. Yani bundan 4 yıl öncesine baktığımızda farklı bir karabiga, şu anda gerçekten farkındalık yaratan, çok değişiklik yaratan bir karabiga var. Evet. Yani her açıdan baktığımızda insanlar artık böyle çok daha böyle bir işler yapıldıkça çok daha detayı istemeye başladılar. Yani ayrıntıcı oldu. Tabii tabii. Yani bu iş böyle yani. Sen çünkü o işleri yapmadan insanlar detaylara girmez. Girmez. Peki söz ettik zaten. Çok önemli bir limana sahipsiniz. Uluslararası limana sahipsiniz diye. Bu uluslararası limanın beldeye bir getirisi var mı? Tabii işletmecisi biziz. Karabiga Belediyesi tarafından işletilmekte. Tabii yani zaten bu yaptığımız işlerde limana dayalı. Yani genelde gelir limandan olduğu için. Yani tatmin edici mi? Yani, bence değil. İşletme boyutu sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Çalışan personel var. Tabii bu süreçte takip edilmesi gereken işler var. Sürekli uluslararası bir liman olduğu için sürekli işte bunun yanında eğitimleri var. Bunun yanında çalışan firmalar var. Bu süreci ciddi bir şekilde takip etmesen sıkıntılı bir süreç yaşarsın. Evet. Peki seslenmek istediğiniz, halkınıza söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yani her şeyden önce sizin aracılığınızla başında da söyledim, bana bu fırsatı verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz başka konu vardır, herhangi bir şey vardır? Yani biz
yıllardan beri beldeye yabancı bir insan değiliz. Hı hı. Beldemizi çok iyi tanıyoruz, insanlarımızı çok iyi tanıyoruz. Evet. Dolayısıyla belde halkının özellikle birebir de her türlü sıkıntısı, her türlü çekincesi, hı hı. Problemi olduğunda lütfen bize gelsinler. Herkes bize zaten kolay ulaşıyor. Evet. Ulaşıyor insanlar. Yani çekinmesinler. Kim olursa olsun. Hı hı. Yani biz her konuda destek vermeye açığız. Evet. Hazırız. O yüzden dolayı yani belde halkının özellikle bizlere vermiş olduğu destekten dolayı da hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama her şartlar ne olursa olsun belediye başkanı olarak, belediye personeli olarak iyi bir motivasyona ihtiyacımız var. Evet. Morale ihtiyacımız var. Bu da halkın desteği bu. Evet. Evet. Yani şartlar ne olursa olsun olumsuz olaya yaklaşmasınlar. Ben hep benim bakış açım öyle der. Hep olumlu yaklaşırım. Hı hı. Olumsuz yanım yoktur. Hı. Ama halktan da bunu bekliyorum. İnşallah bu konuda esirgemezler. İnşallah. Ben başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Sağ olun. Evet değerli dinleyiciler, bugünkü konuğumuz Karabiga Belediye Başkanı Sayın Muzaffer Karataş oldu ve Karabiga Beldesi'ni şöyle bir incelemiş olduk. Tekrar başka bir konuda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.